Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Geçen ders başlamıştık ama ben kayıt yapmayı unuttuğum için şimdi üzerinden bir geçelim. Cochain complexes and Mayer Vietoris exact sequence for Deram cohomology. Şimdi Cochain kompleks denilen şey şu: vektör uzaylarından oluşan ve homomorfizmlerden oluşan bir dizi. AN'ler her birisi bir vektör uzayı. DN'ler de vektör space homomorfizmleri. Öyle ki iki tanesinin peş peşe kompozisyonu sıfır olacak. Bu tabii ki şuna denk: DN'in kernel'ı, DN pardon, DN'in imajı. Bunu da ters yazmışız, değil mi? Image of DN minus 1 is in DN, kernel DN olacak. Değil mi? Evet. And cohomology'yi de şöyle tarif ettik: İşte kernel DN bölü image DN minus 1. Yani büyük olanı küçük olana bölüyoruz. Buna Deram cohomology demiştik. Pardon. Yani bu, efendim? Division nasıl? Ha, yok, bu yani vektör space. Ha, evet. Bu arada şeyi şunu yapmayı unutmuşum da. Evet. İnsan ara birim cihazları, dokunmatik ekran. Tamam. Şimdi kohomoloji, AN'in kohomolojisi de böyle tarif ediliyor. Elimizde diyelim ki bu Cochain komplekslerin bir homomorfizma dizisi olsun. Yani mesela bir A star, B star, C star diye, aralarda da böyle F star ve G star diye homomorfizmler olsun. Bundan kastettiğimiz şey şu: A star dediğim bir AN'lerden oluşan dizi, B star dediğim BN'lerden oluşan dizi, C star dediğim CN'lerden oluşan dizi. F star dediğimizde işte her bir n için AN'den BN'e bir homomorfizma. G star da BN'den CN'e homomorfizma. Her n için var. Ve biz şunu istiyoruz: her dikdörtgen komütatif olsun. Yani bu dikdörtgenlerin her birisi için şöyle gitmek, böyle gitmeye denk olsun. Yani onun anlamı bu. Böyle bir sequence'a biz exact diyeceğiz eğer F star'ın kernel'ı G star'ın imajına eşitse. Yani bu dizinin B star'da exact olması demek bu. Buradan giden fonksiyonun kernel'ının bir öncekinin imajına eşit olması. Bu tabi yani F star G star demek her bir aslında n için imaj F'nin G'nin kernel'ına eşit olması demek. Eğer bu dizide sadece 5 tane terim varsa ve ilk baştakiyle en sondaki de sıfırsa ve bu exact bir chain kompleksse, buna short exact sequence diyoruz. Yani bu şu demek: her n için Fn, Gn'nin oluşturduğu, An, Bn, Cn'in oluşturduğu bu dizinin exact olması demek. Yani tabii ki bu şu demek: Fn'in kernel'ı sıfır mapinin imajına eşit. Sıfır mapinin imajı sıfır. Dolayısıyla Fn'in kernel'ı sıfır demek Fn injektif demek. Buradaki exactness ne demek?
Image fn kernel gn eşit demek. Buradaki exactness ise bu fonksiyonun kernel'ının bunun imajına eşit olması. Yani gn'den sıfıra giden map'in kernel'ı gn'in tamamı. O gn'in tamamı demek ki cn'in tamamı demek ki gn'in imajına eşit. Yani gn'in ont olması. Dolayısıyla böyle bir short exact sequence'un exact olması şuna denk. İlk fonksiyon injektif olacak. İkincisi örten olacak ve ilkinin imajı ikincinin kernel'ına eşit olacak. Okey. Bir tane en son bir algebraic fact dedik. Ha, burada tabii bunlar vektör uzayı olduğu için bu injektifse bunun içinde bir subspace ve GN'in de kernel'ına eşit. O zaman vektör space'lerin first isomorphism teoremine göre BN'in GN'in kernel'ına yani F'nin imajına bölümü CN'e izomorfik. Bu da ne demek? Yani BN CN'le AN'in direct sum'ına izomorfik demek. Algebraic fact'imiz de şu. Elimizde böyle bir short exact sequence varsa o zaman bir tane long exact sequence verir bu bize. Şu şekilde kohomolojilerde işte böyle n diye gidiyor. A'nın kohomolojisinden B'nin, B'ninkinden C'ye. Sonra tekrar A'ya gidiyor ama dereceyi bir tane arttırıyoruz. Bu fonksiyona da homomorfizma ya da connecting homomorfizm deniyor. Bunun ispatına başlamıştık. İlk önce şu F star ve G star'ın neden var olduğunu ispat ettik. Niye böyle homomorfizmler var? Nedeni şu, yani bunun kohomolojisi, işte n'inci kohomolojisi, kernel, şu map'in kernel'ı böyle bunun imajı. Oradan işte bunun kernel'ı bölü bunun imajına map yazmam lazım. Onu da şöyle yazıyoruz. Yani bu doğrudan A'dan B'ye giden fonksiyonum var zaten Fn. O halde diyorum ki işte bunun kernel'ından bir eleman aldığımda onun sınıfının görüntüsü direkt Fn'in A'daki görüntüsünün sınıfı olsun. Burada tabii bu fonksiyonun iyi tanımlı olduğunu görmek lazım. Bu da ne demek? Bir kere bu nesnenin closed olması lazım. Yani DC'nin sıfır olması lazım. O bariz çünkü işte D ile Fn fonksiyonu yer değiştirebiliyor. A da zaten kernel D'nin içindeydi. Dolayısıyla DA sıfır. Fn de homomorfizm olduğu için bunu sıfıra götürüyor. Dolayısıyla ilk koşul sağlanıyor. İkincisi de şu, bu iyi tanımlı mı? Yani A ile B'nin sınıfları birbirine denkse görüntülerin sınıfları da birbirine denk olmalı. Çünkü bu kohomolojiler arasında bir fonksiyon ve temsilci yardımıyla tarif edilmiş. O zaman şöyle diyoruz. Diyelim ki iki sınıf birbirine eşit olsun. O zaman bu iki sınıfın farkı sıfır olacak. Farkı da temsilcilerin farkı olarak yazılıyor. Bu sıfır demek bu nesne bir başka sınıfın şey demek. Yani burada for sum c'in ne olacak? Yok. A n minus 1 olması lazım. Yani ikisinin farkı bir başka sınıfın differential'ına eşit. Onu kullanırsak fn a eksi b işte fn dc'ye eşit. F ile D yer değiştirebilirler. Diagramlar komütatif olduğu için. O zaman bunu böyle yazabilirim. Bu ne demek? Bu sınıfla bunun farkı bir başka sınıfın differential'ıymış. O halde bu ikisinin kohomoloji sınıfları aynı diyoruz. Oradan da bu çıkıyor. Dolayısıyla F ile G star F star well defined. G star da benzer şekilde well defined oluyor. Burada kalmıştık. Bu delta map'i niye iyi tanımlı? Onun için de şöyle yapacağız.
Şimdi delta map'i C'nin en eksi birinci komorisinden A'nın eninci komorisine gidecek. Yani bir adım atlaması lazım. Burada şimdi şöyle yapacağız. Homolojik algebrada yani bütün diagramları düzgünce çizerseniz ispat ortaya çıkar. Hani böyle çok fazla düşünmenize, yaratıcı olmanıza gerek yok. Sadece okları izleyeceksiniz. Şimdi elimizde şöyle diziler var. Özür dilerim. AN, BN, CN. Şimdi bu aralarda F ve G'ler var, değil mi? Bunlar FN veya işte ne bileyim FN-1 vesaire. O indeksleri yazmayayım. Yani F diye bırakayım bunları. FG diye bırakayım. Buralarda da differential'lar var. Bunlar da differential'lar. Aynı şekilde bir de CN var. Özür dilerim. Pardon. AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, 0. Şurada FG. G'ydi, özür dilerim. Buralarda da yine differential'lar. Ve bu şekilde devam ediyor bunlar. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? C'nin pardon C'nin n eksi birinci komorisinden şey gitmek istiyoruz. A'nın n'inci komorisine. Yani şuradaki bir elemandan başlayacağım ve buradaki bir elemana gitmem lazım. Değil mi? N'inci komoloji olduğuna göre AN'de bir eleman olması lazım. Şimdi nasıl yapacağım onu? Şöyle diyelim. Yani şimdi bunlar tabii bu şekilde devam ediyorlar, değil mi? Yani şöyle. Şimdi delta fonksiyonum nereden tarif edilecek? Cn-1 C star Hn A star. O halde burada bir denklik sınıfı alalım. Şimdi diyelim ki burada bir eleman alayım ben. Z star diye. Z de. Yani bu o zaman ne bu? Take any element H n minus 1 C star. O zaman bu şu demek. Then ver bu C n minus 1 içinde öyle ki such that D of Z sıfır, değil mi? Differential'ı sıfır olan bir eleman. Şimdi o Z'yi şuraya koyayım ben. Buradaki bir elemandan başladım. Bunun nesini biliyorum? Bunun differential'ı sıfırmış. Tamam mı? Şimdi bunun differential'ı sıfır olduğuna göre sıfır onu biliyorum. Ve ne biliyorum? G fonksiyonunun örten olduğunu biliyorum. Bu sequence exact olduğu için f injektif G örtendi. Dolayısıyla bu x buradaki bir y'den gelmeli, örten olduğu için. Bir tane y var, z'ye gidiyor. Bu y varsa ben bunu aşağı indirebilirim, dy'ye gelebilirim. Ve bu dy da tabii ki burada g altında sıfıra gidecek. Şimdi şunu biliyorum. Evet, burada şimdi bu y closed olmak zorunda değil. Ama dy sıfıra gidiyor. Bu sıfıra gittiğine göre bu dy g'nin kernelinde. G'nin kernelinde olduğuna göre f'in imajında olması lazım. Yani şurada bir x olması lazım. Öyle ki o x dy'ye gelmeli.
Tamam mı? Burada dikkat ederseniz arada bir yerde yani X'e ulaştım, AN'de bir eleman ulaştım. Arada bir yerde gerçekten bir türev alma var. Ama bu şey demek değil. Hani bu DY tamam exact olacak ama buna map eden şeyin exact olduğu anlamına gelmiyor. Bir tane X'e ulaştık. Yani X ne oldu burada? X'in görüntüsü f of x eşittir dy ve y da gy eşittir z olacak şekilde, değil mi? Şimdi bu x'in ben ilk önce şey olduğunu göstermek istiyorum. Bu bir kohomoloji klası tarif etmeli. Nerede? A'nın eninci şeyinde. O zaman ilk önce şunu göstermemiz lazım. Dx sıfır mı? Dx sıfır mı? Bakalım. Şimdi dx'in buradaki görüntüsü nedir? Dx. Valla dx'in görüntüsü nedir bilmiyorum ama dx y'ye gidiyordu. Buradan bir kere daha aşağı inersek bu d square y bu sıfır. Evet, bu diyagram komitatif olduğuna göre demek ki dx sıfıra gidiyormuş. Ama f injektif bir map. Dolayısıyla dx sıfıra gidiyorsa dx'in sıfır olması lazım. Çünkü sıfır olmayan bir şey sıfıra gidemez. Dolayısıyla bu dx gerçekten sıfır. Tamam mı? O halde yani şunu görmüş olduk. Bu dx gerçekten sıfıra eşit. O halde x bir kohomoloji klası veriyor. X'in unique olduğuna mı? Tabii bakacağız ona. Şimdi bir sürü seçim yaptık burada. Haklısın. Şimdi ilk önce şu var. X'in closed olduğunu gördük. We define, pardon, şöyle diyeyim. We define delta z as nasıl tarif edeceğiz? Cohomology class of x. X de nedir? İşte x şunu sağlıyor. Fx dy olacak. Gy de z olacak. Şimdi senin dediğin şeye dönmemiz lazım. Değil mi? Must show that okay, we must show that bu class is uniquely determined. By ne? Z. Değil mi? Yani Z'i verdiğim de Z'in sınıfı verildiğinde X'in sınıfının belli olması lazım. Yoksa bu bir fonksiyon olmaz. Şimdi orada yapılan seçimler neler? Bir kere Z verildiği zaman daha doğrusu Z'nin sınıfı verildi. Dolayısıyla Z yerine aslında başka bir temsilci de seçilebilirdi. Yani ben şunu da seçebilirdim. Burada bir sürü kontrol edilmesi gereken şey var. Bir kere burada bir tane Z üssü seçebilirdim. Öyle ki bu ikisi aynı sınıfta olabilirdi. Ama bu ne olurdu? O zaman bu ikisinin farkı exact olacaktı. Yani bu ikisinin farkı bir tane D W diye bir şey olacaktı. Yani şurada bir tane W sınıfı olacaktı. Nerede? C n eksi 2'de. Öyle ki bunun görüntüsü z eksi z prime olacaktı. Ama öyle bir tane w varsa buradaki fonksiyon da örten olduğu için g o w buradaki bir yerden gelecekti. Bir u'dan gelecekti. O zaman u'nun görüntüsü her neyse burada burada şuraya gidiyor. Z
Exynet Prime'a gidiyor. Dolayısıyla da şimdi ne olacak? Yani bir tane U var. U'nun görüntüsü Z eksi Z prime'a gidiyor. Dolayısıyla da U artı Y'nin görüntüsü değil mi? U artı Y'nin görüntüsü bir dakika. Şimdi Y Z'ye gidiyor. U Z eksi Z prime'a gidiyor. O zaman Y eksi U prime'a gidecek. Z prime'a gidecek. Y eksi U. Efendim? Ha şeyde değil, özür dilerim. Bir dakika. Y'nin bir dakika. Tabii bunu düzgün yazmam lazım. Şöyle diyeceğiz. Özür dilerim. Şöyle dememiz lazım. GZ eşittir. Pardon. GY eşittir Z'ydi. U'nun differential'ı. U'nun differential'ı değil mi? Onun differential'ı bir dakika. Bir dakika. Z'nin yok. U'nun görüntüsü W'ydu. Yani GU eşittir. W değil mi? GU eşittir W. U'nun differential'ı şimdi U'nun differential'ının G altındaki görüntüsü G DU eşittir. Tabii ki işte GU'nun differential'ı yani D W oluyor. Z eksi Z prime. O halde buradan şunu görüyoruz. G ile şeyin farkı şimdi G of Y eksi DU Z eksi Z prime şu oluyor değil mi? GY eksi GDU bundan bunu çıkartıyoruz Z prime. Şimdi bu eleman burada yani Y eksi DU şurada. Y eksi DU burada. Bunun görüntüsü de Z prime. Z prime. Ve ne dedik? Bu nesne şuradan bir yerden geliyor. Çünkü Z prime'ın da görüntüsü şeyde sıfır olacağı için aynı Z'de olduğu gibi yani bu nesne değil mi? Şimdi evet. GYZ'ydi. FX de DY şeklinde tarif edilmişti. Yani buna şey yapan o zaman bir tane X prime bulacağız. Öyle ki bu X prime Y eksi DU olacak. Tamam.
O niye var? Çünkü y eksi du'nun g altındaki görüntüsü dy. Ha, f prime x ha bunun differential'ı. Tamam, özür dilerim. Tamam. D of y minus du, bu da yine dy. Dolayısıyla yani x prime da aslında aynı koşulu sağlıyor, değil mi? Dy'ye eşit. Yani burada şunu görmüş olduk bir kere. Burada z yerine z prime seçmek y'nin seçimini y'nin seçimini engelliyor ama x'in seçimini engellemiyor. Aynı denkleme geliyor. Yani fx eşittir d'yi çözüyoruz veya fx prime eşittir d'yi çözüyoruz. X ile x prime aynı. Ama tabii bu şeyi hala açıklamıyor. X ile x prime'ın sınıfları niye aynı? Değil mi? Onu söylemem lazım. D of x eksi pardon, x eksi x prime'a bakacağım. X eksi x prime'ın f altındaki görüntüsü, bu injektif bir map, bu fx eksi fx prime. Ama her ikisi de dy. Dy minus dy. Bu da sıfır. Bu da ne demek? F injektif olduğuna göre, değil mi? O zaman buradan x ve x prime eşit birbirine eşit çıkıyor. O halde bunlar birbirine eşitler. Dolayısıyla da x ile x prime'ın sınıfları aynı. Burada şeyi de gördük. Yani burada en başta seçtiğim temsilciden de bağımsız. Hangi temsilciyi seçerseniz seçin, sonunda aynı denkleme ulaşıyorsunuz. Temel fikir şu. Ne kadar karışık gözükse de okları takip ederseniz hani yapacağınız tek bir argüman oluyor. Hani böyle bir şey düşünüp de ortaya bir şey çıkartmanız, bir yaratıcılık falan gerekmiyor. Hangi yerdeyseniz oradaki maplere bakacaksınız. Şu injektifti, şu örtendi. O zaman bu buradan geliyor. Yani aslında argüman bir tane var. O yüzden de bunların ispatları hani böyle oldukça straightforward. Bunu done above diyeyim. Oturup tek tek yazabilirsiniz hani bunu. Orada bir sakınca yok. Tabii ispat bitti mi? Elimde şimdi bu dizi var artık. Hangi dizi var? Bu kohomolojiden buraya geliyorum. Buradan buraya geliyorum. Sonra da deltayı da tarif ettim. Ama hala şunu yapmamız lazım. Bu sequence'un ben exact olduğunu da iddia ettim. Bu da ne demek? Her adımda birinin kernel'ı diğerinin imajına eşit olacak. Bunları da tek tek göstermek lazım. Onu size bırakacağım. Yani şunu diyeceksiniz. Şurada bir eleman aldınız. Bunun diyelim ki görüntüsü sıfır. Ben ne söylemem lazım? Burada bir başka eleman olmalı. O buna map etmeli. Tamam mı? Yani G'nin kernel'ı F'in imajında kalmalı. Tabii aynı şekilde F'in imajı da G'nin kernel'ında kalmalı. Bu ikisi birbirine eşitler. O da ama benzer argümanlar. Hani gerçekten düşünmenize gerek yok yani. Sadece okları takip edeceksiniz. Onu bir kere yaparsanız bence kafi. One must also check that the the sequence in the statement
is exact. Yani AND, BND ve CN'in konverjlerinde exact olduğunu söylemek lazım. Peki biz bunu ne yapacağız? Biz bunu özel bir şey için kullanacağız. Bu cebirsel bir meşineri. Yani bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bizim kullanacağımız yer algebraik topolojide mesela bu çok kullanılır. Bizim kullanacağımız özel yer Mayer-Vietoris dizisi olacak. Şu we will apply this tool to deram cohomology. As follows. Şimdi şunu kabul edelim. Assume that a smooth manifold M is written as union of two the union of two open subsets. O zaman elimizde şöyle bir şey olacak. Şimdi U intersection V var. Buradan U'ya inclusion map'i ve V'ye inclusion map'lerim var. Onun gibi. Burada da şimdi bu inclusion map'ine JU diyeyim. Yani intersection'ı bunun içine koyuyorum. Burada da intersection'ı V'nin içine koyuyorum. Sonra bunu U union V'nin içine yani M'nin içine bunu da şöyle. Bunların hepsi inclusion maps. All are inclusion maps. Bu tabii ki bize bu mapler, inclusion mapleri bize smooth mapler olduğuna göre kohomolojide ters yönde mapler verecek. Yani nasıl? This gives a diagram of homomorphisms şöyle. K'ince şeye bakayım. Formların oluşturduğu vektör uzayına. Burada JU star olacak. Burada JV star. Burada Kate exterior algebra of U. Kate exterior algebra of V. Ondan sonra da yine burada da tersine dönmüş oklar. Burada da Kate exterior algebra of U union V which is M. Amacımız da M'in kohomolojisini bu parçaların kohomolojileri cinsinden ifade edebilmek. Şimdi elimizde şöyle exact sequence'lar var. We have a short exact sequence. Of co-chain complexes şöyle. Şimdi şurada zaten şeyi görüyoruz işte buradan değil mi? Bunlara gidiyorum, buradan da buraya gidiyorum. Şu ikisini toplayacağım. Yani birincisi bu, ikincisi bu ikisini toplam, üçüncüsü bu olacak. Böyle bir dizi oluşturacağız. Bu sequence da exact olacak. Bakalım, yazalım. Şöyle diyeyim. Şimdi k'incı kohomolojiden m'nin nereye gidiyorum? K
K'ncı kohomoloji of U plus K'ncı kohomoloji of V. Buradan da ara kesit de gidiyorum. U intersection V. Ve bu sequence ben exact olduğunu iddia ediyorum. Tabi burada şu var. Burada her adımda hani bu k'ıncı adımdaki şey aşağıda k artı 1, yukarıda k eksi 1 var. Yani yukarıdan aşağıya böyle kohomoloji şeyleri iniyor. Ama k'ıncı adımda bu var ve ben şunu iddia ediyorum. Buraya sıfırı koyarsam, buraya da sıfırı koyarsam şuralarda hani differential'lar var. Differential'lar var. Buradaki map M'nin U ve V'ye restriction'ları. Yani buradaki map inclusion map'lerinin verdiği şeyler. Bir kohomoloji klasını alıp U'ya kısıtlıyorum, V'ye kısıtlıyorum. Buradaki ise U'nun klasını alıp ara kesite kısıtlıyorum. Ve yine tekrar buradaki bir klası ara kesite kısıtlıyorum. Ama exact olması için şöyle bir numara çekiyoruz. Yani isterseniz şimdi şu okları sileyim. Buraya da yazmak için. Yani şurada bir class aldığım zaman bunun buradaki görüntüsü şu olacak. IU star omega comma IV star omega. Burada bir class aldığım zamansa herhangi bir class aldığım zaman diyelim ki eta ve teta olsun. Bunu şuna götüreceğim. Şimdi J U star eta minus J V star teta. Yani burada direkt bu restrict ettim. Burada restrict ediyorum ama arasına bir işaret koyuyorum. Ki neden? Nedeni şu. Burada dikkat ederseniz bunun gittiği yer ne olacak? W'yu ben U'ya kısıtlamıştım. Burada nereye kısıtlayacağım? U intersection V'ye kısıtlıyorum. Burada ise önce V'ye kısıtlamıştım. Şimdi U intersection V'ye kısıtlıyorum. Yani bu yine W'nun U intersection V'ye kısıtlanışı oluyor. Ve otomatikman sıfır oluyor. Dolayısıyla da hani bu kompozisyonun sıfır olmasını ben istiyorum. Çünkü bu exact olacak. O halde bunu böyle tarif etmem hani akıllıca, değil mi? Böyle yaparsak sıfır olacak. İddiamız şu. Bu exact bu short exact sequence exact. Yani bu ne demek? Şu ilk map'in ben örten olduğunu söylemem lazım. Bunun ont olduğunu, pardon, injective olduğunu söylemem lazım. One to one. Bunun ont olduğunu söylemem lazım. Burada da ne söylemem lazım? Birinin kernel'ı diğerinin imajına eşit. Image equals kernel. Şunu gösterdik. W'yu buradan aldım. Bunun buradaki imajı bir sonraki map'in kernel'ında. Yani imajın kernel'da olduğunu söyledik. İmaj kernel'da. Tersini yapmam lazım. Bir de bunun birebir bunun da örten olduğunu söylemem lazım. Onun için şimdi şöyle diyelim. Kim bunu yapmış mıyım burada? İyi yapmamışım. Yani basit tabii de. Şimdi bunun one to one olduğu bariz. Neden bariz? Şimdi W sınıfını aldınız. Bu W M'nin içinde. Yani M dediğiniz şey bu intersection pardon union V. Ve ne diyorum ben? Şimdi bunun injective olması şu demek. Bunun görüntüsünün sıfır olduğunu kabul edelim. Assume I star U equals zero and I star V equals zero. Bu ne demek? So
Omega'yı U'ya kısıtlamışım 0. Omega'yı V'ye kısıtlamışım 0. Ama U ile V'nin union'ı zaten bütün manifold. O zaman bu şu demek. Omega zaten değil mi? On U union V yani M'de sıfırmış. O halde injective. Hence I star U is injective. Örtenliğe gelince burada bir sınıf aldım. U intersection V'de. Bunu U'ya ve V'ye extend edebilmem lazım. Şimdi ara kesitte bir sınıf aldığınız zaman bir differential form. Onun extension'ında bir sıkıntı var mı? Ara kesitte bir form aldığımız zaman efendim? Evet. Yani partition of unity ile çarpıp genişletebiliriz herhalde. İşte ara kesitte bir form aldığım zaman ara kesitin dışına bunu partition of unity ile extend edebilir miyiz? Yani fonksiyonun U intersection V'de bir olması lazım. U intersection burada evet biraz dikkatli olmak lazım herhalde ama yok öyle bir derdimiz yok. Evet. Yani şöyle desek şimdi ara kesitteki bir nesnenin class'ın U'daki bir sınıfla yani hem U'ya extend etmek istiyorum hem V'ye extend etmek istiyorum. Yani mesela değil mi? Şöyle desek U'ya U S2 eksi kuzey kutbu ve S2 eksi güney kutbu olsa U intersection ve S2 eksi N ve S olacak. Yani kutupları çıkarttığımız. O zaman buradaki bir formu U'ya ve V'ye extend etmek istiyorum. Bu form extend eder mi? Çok emin değilim ama. Evet. Bir dakika bakayım. Şurada aslında sanki bunu yapmış olmam lazım da. Şimdi ama bu şey bir dakika bunu nasıl yaparız?
Yani direkt Partition of Unity'den gelir gibi geliyor ama çok da emin olamadım. Çünkü yani ara kesitteki bir formu burada bir noktaya extend etmek istiyorum. Değil mi? Niye extend etsin ki? O noktada patlayabilir. Burada bir ispat var ama burada kohomolojiye geçerek yapmışım. Onu yapmak istiyor muyum? Emin değilim. Bunlar vektör uzayları. Tabii infinite dimensional vektör uzayları. Değil mi? Yani şeyden Inclusion Map'inin tersi yok işte. Sıkıntı orada. Tersi yok onun. Yani şey yapmak lazım. Ara kesitteki bir formu extend etmek için yani mesela burada şey mi acaba? Mayer Vietor'un tanımında onları compactly supported falan gibi bir şey ama yok orada ya. Fikir yani şu olması lazım da niye işlemediğini şimdi şey yapamadım. Bir tane Partition of Unity seçmemiz lazım. Şöyle yani şunu diyeyim. Şimdi ne yapmak istiyoruz biz? Şu map'in örten olduğunu söylemek istiyoruz. Ha bir dakika. Burada aldığımız bir form iki tane formun restriction'ın farkı olarak gözükecek. Şimdi yani J U star minus şu fonksiyonun örten olduğunu must show eta değil mi? Theta JU star J star V is onto. Şimdi ara kesitte bir eleman var. O elemanı extend etmiyorum. Extend edersem onların farkı burada sıfır olur. Extend etmiyorum da ne yapıyorum? Evet. Şöyle bir şey yapmam lazım. Bu formu
Neyse bunu düşüneyim ben. Şimdi akıl edemedim. Yani kolay bir şey olması lazım ama oturup bir düşüneyim. Bir dahaki ders yaparız.